Samimi Analiz ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz ve analist Eda Karadağ bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Merkez Bankası ikinci kez faiz kararını açıkladı ve faiz kararını sabit tuttu. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu yılın ikinci toplantısıydı. Aynı zamanda Başkan Sayın Fatih Karahan'ın da ilk toplantısıydı başkan olarak. Dolayısıyla önemli bir toplantıydı. Ama Ocak ayındaki toplantıyı hemen hatırlatmak istiyorum. O toplantıda zaten faiz artış döngüsünün sonuna gelindi mesajı net bir şekilde verilmişti. Dolayısıyla bugünkü toplantı için piyasa herhangi bir aksiyon, sürpriz beklemiyordu. Yani mevcut politikanın devamına faizlerin sabit bırakılması yönünde beklenti oldukça güçlü ve netti. O yüzden de piyasaların beklentisi doğrultusunda bir kararla karşılaştık. Tabii ki bizim için burada biraz daha karar metnindeki detaylar ön plandaydı. Ocak ayı metniyle kıyasladık Şubat ayı metnini. Bir miktar Şubat ayı metninde eklemeler vardı. Enflasyonla mücadele vurgusuna devam edildi ve özellikle enflasyon hedefler doğrultusunda aşağı yönde bir eğim oluşturana kadar ve biz ikna olana kadar da mevcut duruş korunacak ifadesi de yer verdiğini de gördük Merkez Bankası'nın. Aynı zamanda enflasyon görünümünde de bir bozulma olursa tekrardan sıkılaşma mesajını da verdi. Yani o tarafta net bir şekilde artık sıkılaşma olmayacak demiyor. Oradaki kapıyı aslında açık bırakıyor. Şu anda tamamen enflasyona bağlı olarak hareket edeceklerini bir kez daha vurgusunu görmüş olduk. Zaten yılın ilk yarısında enflasyon tarafında yukarı yönlü risklerin var olduğunu, özellikle Mayıs ayında zirve seviyesinin görüleceğini ve Mayıs ayından sonra yani yılın ikinci yarısı itibariyle enflasyonda aşağı yönde eğimin oluşabileceğine dair beklentileri piyasaya veriyorlar. Bu nedenle biraz daha önümüzde zaman var ve bu süreçte de Merkez Bankası enflasyon tarafını yakından takip edecek. Ne zamanki enflasyon hedefler doğrultusunda ilerlerse o zaman zaten faiz artış beklentileri daha da zayıflayacaktır. Yani gelecek dönemde merkez bu kapıyı bile kapatabilir. Bu nedenle bundan sonraki süreç açısından enflasyondaki görünümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgusunu karar metninde görmüş olduk. Onun dışında mevduatlara da aslında değindi. Zaten hatırlayalım en son enflasyon raporunda da mevduat faizleriyle ilgili açıklamalar vardı. Hatta Ocak ayı toplantısındaki karar metninde de vardı. Şu anda geçtiğimiz yıl Haziran ayından itibaren Ocak ayı toplantısına kadar Merkez Bankası her toplantıda faiz artışını gerçekleştirdi. Orada bir Elbette bu araya girebilir miyim? Artışlar... Biraz böyle ekonomistler tarafından şöyle yorumlanır ya, Hafize Gaye Erkan geldi, faizleri arttırdı arttırdı ve akabinde gitti şeklinde. Şimdi yorumlar yapılacak, ona ithafen söylemek istiyorum ama daha önce basın toplantısında bunun açıklamasını verdi şeklinde bir açıklaman da oldu. Yani bu onunla alakalı değil, tamamen başkanla alakalı değil, tamamen Merkez Bankası'nın zaten var olan bir kararı şeklinde yorumlamak gerekiyor, değil mi? Tabii ki. Burada tamamen hani kişilere, başkanlara bakmıyoruz. Burada Haziran ayından bu yana yeni bir ekonomi yönetimi var ve çok hızlı bir şekilde adımlar atıldı. Eski başkan Sayın Hafize Gaye Erkan başkan olduğu dönemde de şu anki mevcut başkanımız Fatih Karahan da aslında o yönetimde başkan yardımcılığı görevindeydi. Yani dışarıdan bir isim gelmedi. Mevcut ekipten bir isim başkan olarak şu an devam ediyor. Dolayısıyla Haziran ayından bu yana uyguladıkları politikalara o kadar güveniyorlar ve ikna olmuş durumdalar ki inandıkları için bu politikaya da dolayısıyla şu anda böyle bir değişikliğe gidilmiyor. Zaten başkan değişikliğini yaşadığımız o geçtiğimiz haftalarda piyasa haliyle özellikle hafta sonu da bu karar geldiğinde biraz tedirgindi. Acaba pazartesi günü piyasalar nasıl açılacak veya yabancı kurumlar bu değişikliğe nasıl bir tepki verecek diye. Ama bence bu geçişi çok güzel yürüttüler. Yani hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar geldi. Aynı zamanda yeni başkan Sayın Fatih Karahan da açıklamalarda bulundular. Yani ve böyle açıklamalar, piyasayla olan o kurulan iletişim, piyasaya verdikleri o güven aslında şu anda piyasada çok ciddi dalgalanmaların da önüne geçmiş oldu. Bu nedenle hani diyelim ki Sayın Hafize Gaye Erkan görevi bırakmamış olsaydı ve bugünkü toplantıda olmuş olsaydı zaten piyasa yine sürpriz beklemeyecekti. Biz bugünkü beklentiyi başkan değişikliği sebebiyle değil,
tamamen Ocak ayındaki karar metninde verilen mesaj doğrultusunda şekillendirdik. Çünkü Ocak ayındaki toplantıda artık faiz artışının sonuna gelindi mesajı netti. Zaten hatırlayalım, bu mesajı asıl Kasım ayı toplantısında vermişlerdi. Sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıyoruz diye. Orta Piyasada vadeli Aralık plan veya Ocak ayı açıklanırken, değil mi? Orta vadeli plan orta düzenlemesine vadeli plandan sonra gidildiğinde. şöyle, şimdi Haziran ayından itibaren her ay faiz artışlarına gidildi. Piyasaya çok güzel mesajlar verildi. Özellikle bankalar tarafında sektörü canlandırmaya çalıştılar. Yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapıldı ve uygulanan politikaya da inandıkları için artık yavaş yavaş bu döngünün sonuna başladılar. Çünkü bu işin sonuçlarını görmek istiyorlar haklı olarak. Zaten Kasım ayında bu mesajı verdiklerinde piyasada Aralık veya Ocak ayında artık faiz artışlarının sonuna gelinecek diye bir beklenti içerisine girdi. Ocak ayında da bunu gördük. Dolayısıyla biz bugünkü toplantıda tamamen Ocak ayındaki karar metninde bize verilen mesajlarla bu beklentiyi oluşturmuş durumdayız. Başkan değişikliğinin bununla bir alakası yok.